Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün çarpanlar ve katlar, EBOB, EKOK konularıyla ilgili yeni nesil sorular çözeceğiz. Başlayalım o zaman. İlk sorumuz, aşağıda kısa kenar uzunluğu 60 cm ve uzun kenar uzunluğu 96 cm olan yeşil ve pembe renkli dikdörtgen şeklindeki el işi kağıtları verilmiştir. El işi kağıtlarından yeşil renkli olan yatay şekilde, pembe renkli olan ise dikey şekilde eş parçalara ayrılıp uç uca eklenerek dikdörtgen şeklinde şerit oluşturulacaktır. Oluşturulan şeritlerin her birinin kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olacaktır. Yeşil renkli el işi kağıdından çıkan parça sayısı A ve pembe renkli el işi kağıdından çıkan parça sayısı B'dir. Buna göre yeşil renkli ve pembe renkli el işi kağıtlarının kesim sayılarının çarpımı hangisi olamaz diyor. Şimdi kesim sayılarının çarpımını diyor bize bakın. Şimdi arkadaşlar bunların ikisi de eş el işi kağıdı. Yani burası 96 ise burası 60'tır. Aynı şekilde burası 60 ise burası da 96'dır. Bana diyor ki bu el işi kağıtlarını burada bakın yatay olarak, burada dikey olarak kes ama yan yana birleştir diyor. Yani ne istiyor benden? Kestiğim el işi kağıtlarının enleri birbirine eşit olmak zorundadır. Yani 60'ı parçaladığımda da 96'yı parçaladığımda da eşit parçalanmış olanları almam lazım. Bana diyor ki kesim sayılarının çarpımı hangisi olamaz diyor. O zaman ben şunu yapacağım. 96 ve 60'ı ikisini de ortak bölen sayılar neler? Bunları bulmam lazım. O zaman öyle yapıyorum. 96 ve 60'ı ortak bölen sayılar nelerdir? 96 ve 60'ı ortak bölen sayılar 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var ve 12 vardır arkadaşlar. O zaman ben bunların ikisini de deneyeceğim. İlk olarak 96'dan başlıyorum. Birerli parçalara ayırabilirim. İkişerli, üçerli, dörderli, altışerli ve 12'ye ayırabilirim. En büyüğünden başlayayım. 96'yı eğer 12-12 parçalara ayıracak olursam 8 parça oluşur buradan. Eğer 60'ı 12-12 parçaya ayıracak olursam buradan da 5 parça oluşur. Ama bana neyi soruyor? Kesim sayısını. Arkadaşlar kesim sayısı parça sayısının 1 eksiği kadardır. Yani atıyorum bir ekmek düşünün. 2 parçaya bölmek istiyorsam 1 kere keserim. Dolayısıyla 8 olması için 1 çıkarırım kesim sayısı için 7 olur. 1 çıkarırım 4 olur. 7 kere 4'ten de 28 olmuş olur. O zaman A şıkkına baktığımızda A şıkkı 28 olabilir. Devam ediyorum. 6'yı deneyeyim. Eğer 96'yı 6 6 parçalara ayıracak olursam 1 6 16 yapar. Eğer 60'ı 6 6 parçalara ayıracak olursam da 10 yapar. Kesim sayısı için 1 çıkardım 15. Kesim sayısı için 1 çıkardım 9. 15'te 9'u çarpıyorum o zaman. Çünkü bana çarpımlarını soruyor. Çarparsam 135 olur. O zaman B şıkkı da olur. Devam ediyorum. 4'ü deneyeyim. 96'yı 4'erli parçalara ayıracak olursam 2, 4, 24 çıkar. 60'ı 4'erli parçalara ayıracak olursam 1, 5, 15 çıkar. Kesim sayısı 1 eksiği kadardır. Yani 23. Kesim sayısı 1 eksiği kadardır. Yani 14. Buradaki 23 ile 14'ü çarpacak olursam 322 yapar. Dolayısıyla bu da olabilir. Ama D şıkkıma baktığımda bu olamaz. Dolayısıyla cevabım D olmuş olur. Bir diğer soruma bakıyorum. Birlikte alışverişe çıkan iki kişinin aldıkları ürünler ve ödedikleri ücretlere ait tablolar aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki tabloda verilen XYZT değerleri doğal sayıdır. Aynı marketten alışveriş yapan iki kişinin aldıkları çikolata ve bisküviler aynıdır. Bu marketten alışveriş yapan üçüncü bir kişi aynı çikolatalardan 3 tane, aynı bisküvilerden de 6 tane alırsa en fazla kaçları öder? Arkadaşlar, birinci kişi X tane çikolata almış, 75 liraymış. İkinci kişi Z tane çikolata almış, 65 liraymış. Buradaki çikolataların ikisi de aynı çikolatadır. Biri 65, biri 75 tutuyorsa o zaman buradaki 65 ve 75 benim çikolatamın fiyatının bir katıdır, ortak katıdır. O zaman 75 ve 65 hangi sayının katıdır? Bunu bulmam lazım. Yani 75 ve 65'in ortak bir bölenini bulmam lazım. O zaman öyle yapıyorum. 65 ve 75'in EBOB'unu bulacak olursam
5 çıkar. O zaman bu çikolata en fazla 5 lira olabilir. Bisküvi için aynısını deniyorum. Y tane almış 36 lira, T tane almış 40 lira. Demek ki benim aldığım çikolatanın bir katı 36 ve bir katı 40'tır. O zaman ben 36 ve 40'ın ortak bir bölenini bulacağım. En fazla dediği için de en büyük ortak bölenini buluyorum. O zaman EBOB 36,40 eşittir 4 yapar. O zaman benim çikolatalarım 4 TL'dir. Bisküvilerim de, pardon, çikolatalarım 5 TL'dir. Bisküvilerim de 4 TL'dir. Bana diyor ki çikolatalardan 3 tane alsın diyor. Çikolata 5 liraydı. 3 tane alırsa 3 kere 5'ten 15 yapar. Bisküvim 4 liraydı. 6 tane alırsa 6 kere 4'ten 24 yapar. Topluyorum. 5, 4 daha 9, 2, 1 daha 3. O zaman cevabım Ceyhan, yani 39'dur derim. Bir diğer soruma geçiyorum. R yarıçaplı bir dairenin çevre uzunluğu 2 pi r'dir. Bana bir bilgi vermiş. Devam ediyor. Yukarıdaki bisikletin tekerleklerinin yerden yüksekliği 54 cm ve 36 cm'dir. Bu bisiklet 6 metreden fazla bir mesafeye giderek, burası önemli, ön ve arka tekerlekleri tam tur attığında duruyor. Buna göre bisikletin gittiği yol en az kaç metredir? Şimdi arkadaşlar, bir bisiklet ön ve arka tekerlekleriyle tam tur attığına göre demek ki ön ve arka tekerleklerinin aldığı yolun tam katı olması lazımmış. Ön tekerlek ve arka tekerlek tam tur atıyorsa benim öncelikle bunların çevrelerini bulmam lazım. Çünkü böyle bir kere dönüyorsa bir kere çevresi kadar dönüyordur. Çevre formülünü vermiş bana zaten. 2 pi r'dir. Pi'yi de 3 vermiş, hesaplayayım. Bakın burası 36. Şu çaptır. Şurası çaptır. Çap 36'dır. Yarı çap yarısıdır. Yani 18'dir. O zaman çevresini bulursam 2 çarpı 3 çarpı r'den 18 çıkar. Bunları da çarpacak olursam 108 çıkar burası. Demek ki birinci tekerleğimin çevresi 108 cm'ymiş. İkinci tekerleğimin çevresine bakıyorum. Çapı 54. Çapı 54 ise yarı çapı 27'dir. Çevresini hesaplıyorum. 2 çarpı 3 çarpı 27. O zaman aldığım yol 108'in ve 162'nin ortak katı olması lazım. En az dediği için de en küçük ortak katını alırım. 108 ve 162'nin ortak katını alıyorum. EKOK 108,162. Bunları da hesaplayacak olursam 324 santimetre çıkar. Bana metre cinsinden soruyor. Metreye çevirirsem 1 metre 100 santimetreydi. 2 virgül kaydırırım. 3,24 santimetredir. Şıklarda yok çünkü bana 6 metreden fazla diyor. O zaman 3,24'ün 6 metreden fazla olan bir katını alacağım. 3,24'ün bir sonraki katı 6,48'dir. 6 metreden fazla olur, isteğime uyuyor. O zaman benim cevabım Bursa'dır diyeceğim. Aşağıdaki rafın uzunluğu 200 cm ile 220 cm arasındadır. Bu ön bilgilere dikkat edelim. Bu rafa bir ayrıt uzunluğu 6 cm ve 8 cm olan küpler aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde hiç boşluk kalmamaktadır. Aynı rafa kenar uzunlukları 8 cm olan küpleri yerleştirdiğimde de tam sığıyor. 6 cm olan küpleri yerleştirdiğimde de tam sığıyor. Bu ne demek? O zaman benim rafım 8'in ve 6'nın bir ortak katı olacak demektir. O zaman 6 ve 8'in ortak katını alıyorum. 6 ile 8'in ortak katını alacak olursam EKOK 6,8 eşittir 24 çıkar. Demek ki bu rafın uzunluğu minimum en az 24 cm'dir. Soruda bana 200 ile 220 arasında diyor. O zaman 24'ün 200 ile 220 arasındaki bir katını bulacağım. Arkadaşlar 24'ün 200 ile 220 arasındaki bir katı 216'dır. Tek bir katı vardır bu iki sayının arasında olan. O zaman benim rafımın uzunluğu 216 cm'dir. Devam ediyorum. Buna göre yukarıdaki raf hiç boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki küplerden hangisi ile doldurulabilir diyor. Yani hangisi 216'ya tam sığar diyor. Yani tam bölünür diyor. O zaman şıklardaki sayılara bakıyorum. 216'ya tam bölünen sayı hangisi ise benim cevabım odur. O zaman şıklara baktığımda arkadaşlar
18 sayısı 216'nın bir tam katıdır. 16 tam bölünmez, 30 bölünmez, 32 bölünmez ama 18 tam bölünür. Dolayısıyla cevabım Bursa olmuş olur derim. Bir diğer soruma bakıyorum. Yukarıda 1'den 50'ye kadar olan doğal sayıların altlarındaki nokta sayısı aşağıda verilen kurala göre belirlenmektedir. Kuralı iyice okuyorum. Eğer bir sayı 1'in katı ise bir nokta, 2'nin katı ise yine bir nokta, 3'ün katı ise yine bir nokta, 50'nin katı ise yine bir nokta konuluyormuş. Buna göre hangisinin altındaki nokta sayısı diğerlerinden fazladır? Arkadaşlar hemen örneğe bakalım. Bir sayısı sadece 1'e bölündüğü için bir nokta koyduk. İki sayısı hem 1'e bölünür hem de 2'ye bölünür. Yani ikisinin de bir katıdır. O zaman 2 nokta koyduk. 3 sayısı 1'e bölünür bir de 3'e bölünür. O zaman 2 nokta koyduk. 50 sayısına baktığımızda 50 sayısı 1'in katıdır, 2'nin katıdır, 5'in katıdır, 10'un katıdır, 25'in katıdır ve 50'nin katıdır. Dolayısıyla 6 tane sayıya bölündüğü için 6 nokta koyduk. Şıklarda da benim bulmam gereken şey bu. Bölenlerine bakacağım yani. Hangisinin böleni daha fazlaysa cevabım odur. Bakıyorum şıklara. 32 sayısına baktım. 1 ile 32'nin çarpımıdır. 2 ile 16'nın çarpımıdır. 4 ile 8'in çarpımıdır. Başka da yoktur. O zaman kaç tane böleni var? 2, 4, 6 tanedir. Bursa'ya bakıyorum. 1 ile 36'nın çarpımı, 2 ile 18'in çarpımı, 3 ile 12'nin çarpımı, 4 ile 9'un çarpımı ve 6 ile 6'nın çarpımıdır. Kaç tane vardır? 2, 4, 6, 8, 10 demiyorum. Çünkü 6'dan 2 tane vardır. Birini saymam. 2, 4, 6, 8, 9 tane vardır. 45'e bakıyorum. 1 ile 45'in çarpımıdır. 3 ile 15'in çarpımıdır. 5 ile de 9'un çarpımıdır. Dolayısıyla 6 tanedir. 49'a bakıyorum. 1 ile 49'un çarpımıdır ve 7 ile 7'nin çarpımıdır. Birini saymazsam 3 tanedir. Hangisi diğerlerinden fazla dediği için? Bakın 9 taneydi. Bu en fazlaydı. Dolayısıyla cevabım Bursa'dır derim. Bir diğer soruma bakıyorum. Berk 1'den 999'a kadar olan sayıları 1, 2, 3, 4, 998, 999 şeklinde yazıyor. Daha sonra 5'in katı olan sayıları kırmızıya boyuyor. Kırmızıya boyadığı sayıya komşu iki sayıyı da maviye boyuyor. Buna göre kaç tanesini boyamamıştır? Benim öncelikle bulmam gereken şey kaç tane sayı kırmızıya boyamıştır? Yani 999 tane sayım var. Kaç tanesi de 5'e tam bölünür? Bunu bulmak için 999'u 5'e bölerim. 999'u 5'e bölüyorum. 1 kere 5, 4. 49'un içinde 5, 9 kere 45. Kalan 4. 49'un içinde 9 kere 45. Kalan 4. Burada kalanın bir önemi yok. Çünkü ben 5'e bölünen sayıları arıyorum. O zaman 199 tane sayım 5'e tam bölünür. Yani 199 tane sayımı kırmızıya boyarım. Devam ediyor. Kırmızının sağında ve solunda bulunan 2 tane sayıyı da maviye boyuyormuş. Arkadaşlar 199 tane kırmızı varsa bu kırmızının sağında da 199 sayı vardır. Sol tarafında da 199 vardır. O zaman maviye boyadığı sayı 199'a 199'un toplamıdır. Toplayayım. 9, 9 daha 18 elde var. 1, 18, 19, 1, 2, 3. 398 sayıyı da maviye boyar. Kalanları soruyor bana. 998 sayım var. Bu kadarı mavi, bu kadarı kırmızıysa kalanları bulmak için bu ikisini toplarım. Sonra da tamamından çıkarırım. Topluyorum. 398 ile 199'u topluyorum. 17 elde var. 1, 9, 18, 19, 3, 4, 5, 597'dir. Çıkarıyorum. 999'dan 597'yi çıkarırsam 2, 0, 4, 402. O zaman cevabım 402 yani Bursa'dır derim. Bir diğer soruma bakıyorum. Bir parkın içindeki yolun bir tarafına 9 metre aralıklarla aydınlatma direkleri, diğer tarafına 6 metre aralıklarla ağaçlar dikiliyor.
Yolun uzunluğu 1800 metre olduğuna göre yol boyunca kaç direk ve kaç ağaç tam olarak karşı karşıya gelir? Yani bana ne diyor? İki tarafa da dikiyorsun. Yani bir tarafa ağaçları, bir tarafa direkleri. İkisi de karşı karşıya gelir diyor. İkisinin de karşı karşıya gelmesi demek ikisinin de ortak katı olan sayılardır. O zaman ikisinin de ortak katını alacağım. Yani 9'un ve 6'nın ortak katını alacağım. Alıyorum. Ekok 9,6 eşittir 18. Demek ki 18 metre mesafede bir bunlar karşı karşıya geliyorlar. Benim yolum 1800 metre. 1800 metrede 18 metre aralıklarla karşı karşıya geliyorsa kaç tane 18 metre var? Bunu bulmam lazım. O zaman 1800'ü 18'e bölerim. 1800'ü 18'e bölersem de 100 çıkar. Hemen Bursa'ya atlamıyoruz. Neden? Çünkü ben bunları böldüğüm zaman 18 metreye 18,36 diye gider 1800'e kadar. Ama yolun başına ve sonuna da ağaç dikileceği için ben başındakini saymamış olurum bunların katlarını alırken. Onun için başında da karşı karşıya gelirler. O zaman başında da bir tane daha var. Onun için bu birle de bunları toplarsam 101 yapar. Dolayısıyla cevabım A şıkkıdır derim. Bir diğer soruma bakıyorum. Kenar uzunlukları 20 metre ve 30 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arazi eş kare şeklinde parsellere ayrılıp bu parsellerin köşelerine birer sulama sistemi konulacaktır. Her bir sulama sistemi bulunduğu köşeye uzaklığı en fazla 3 metre olan kısma kadar sulama yapabilmektedir. Bu arazide en az sayıda sulama sistemi kullanıldığına göre en fazla kaç metrekarelik alan sulanır? Şimdi arkadaşlar benim bir tane arazim var. Ben bu araziyi kare parsellere ayıracağım. Ama en az sayıda sulama sistemi kullanacağım için en büyük kare parsellere ayırayım ki az sulama sistemi kullanayım. O zaman bir tarafı 20, bir tarafı da 30. Kare parsellere ayırırken bütünden parçaya gittiğimiz sorularda EBOB kullanırdık. O zaman 20 ve 30'un EBOB'unu buluruz. 20 ile 30'un EBOB'unu bulacak olursak ikisini de ortak bölen sayı, en büyük ortak bölen sayı 10'dur. O zaman ben bunları 10-10 parçalara ayırırım. Bunu 10-10 parçalara ayırırsam şöyle olur. 2 parça. Bunu 10-10 parçada ayırırsam şöyle olmuş olur. Bana diyor ki her bir karenin köşelerine 3 metreyi sulayacak şekilde sulama sistemi konuluyor. Bir düşünelim. Arkadaşlar ben buraya bir sulama sistemi koyacak olursam buna 3 metre mesafede şurası olur. 3 metre mesafe şurası, şurası, işte şurası, şurası, şurası. Yani ne olmuş oldu bakın burası? Bir çember olmuş oldu. O zaman ben burada neyi bulacağım aslında? Bir çember bulmam gerekiyor. Şuraya bir sulama sistemi koyarsam 3 metre mesafede şuraları sular. Şurayı sular, şurayı sular, şurayı sular. Aynı şekilde şuraları sular. Köşelere dediği için bu köşeye koydum bakın çeyrek çember olur. Bu köşeye koydum yarım, yarım. Yarım, çeyrek, yarım, çeyrek. Yarım, yarım, çeyrek ve yarım. Yani benden istediği şey burada çizdiğim çemberlerin toplam ne kadarlık alanı suladığı. O zaman ben bu çemberlerin alanını bulacağım. Yani dairenin alanını. Dairenin alanını bulurken pi çarpı r kare formülüyle buluyorduk. Kaç tane daire varsa da onunla çarpacağım. Pi çarpı r kareden dairenin alanı pi'si 3. En fazla 3 metre dediği için yarı çapı da 3'tür. 3'ün karesi. Yani 3 çarpı 9. Yani buradan da 27 çıkar. Kaç tane var bakayım. Burası 1. Burası 2. Şunlar yarım yarım 1 tam yapar 3. Yarım yarım 1 tam yapar 4. Yarım yarım 1 tam yapar 5. 4 tane de çeyrek var topladık. 6 tam yaptı. 6 tane dairenin alanını bulacağım. Bir tanesi 27 idi. 6 tanesini bulacağım için de 6 ile çarparım. 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 2 12 4 de elde 16 162 olur. Dolayısıyla cevabım Bursa çıkar derim. Evet bir diğer soruya bakalım.
Bana gömlek ve kravatın alış fiyatıyla satış fiyatını vermiş tabloda. Yukarıdaki tablo bir mağazada satılan bir gömlek ve kravatın alış ve satış fiyatlarını göstermektedir. Bu mağazada bir gün boyunca satılan gömlek ve kravatlardan elde edilen karlar birbirine eşit olduğuna göre bu mağazada bir günde en az kaç adet kravat satılır? Şimdi bana kar miktarını soruyor. Kar miktarını bulmak için ne yapıyordum? Satış fiyatından alış fiyatını çıkarıyordum. O zaman satış fiyatı 79, alış fiyatı da 35. O zaman 79'dan 35'i çıkarırım. Çıkardım 4. 4, 44 kaldı. O zaman buranın karı 44'müş. Kravat için bakıyorum. 44 lira satış, alış 12. Çıkardım 32. O zaman buranın karı da 32'dir. Bana diyor ki karlar birbirine eşit ise en az kaç kravat satılmıştır? Arkadaşlar karlar birbirine eşit ve en az dediğine göre o zaman karların birbirine eşit olması için 44'ün ve 32'nin ortak bir katı olması lazım. En az dediği için de en küçük ortak katını bulurum. O zaman 44 ve 32'nin ekokunu bulacağım bu soruda. Bulayım. 44, 32. 2'ye böldüm. 16, 2'ye böldüm 22, 2'ye böldüm 8, 2'ye böldüm 11, 2'ye böldüm 4, 11, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1, son olarak buradaki 11'e böldüm 1. Çarpıyorum bunların hepsini. 2, 2, 2, 2, 2 ve 11'i çarparsam 352 yapar. O zaman ortak katları, karların ortak katı 352'dir. Bana diyor ki karlar birbirine eşittir diyor. Buldum. En az kaç kravat satılmıştır diyor. 352 toplam, yani ikisinin de ortak katı olan kar miktarı. Kravattaki kar da 32'ydi. Sadece kravatı bulmak için o zaman toplam karı kravatın karına bölerim. 352'yi 32'ye bölersem de cevabım 11 çıkar. Dolayısıyla Ceyhan'dır derim. Bir sonraki soruya bakalım. Aşağıda uzunluğu 2 metre ve 2,5 metre arasında olan bir masaya uzun kenarı boyunca yarıçap uzunlukları 8 cm ve 10 cm olan daire şeklindeki düz tabaklar birbirlerine teğet ve doğrusal olacak biçimde boşluk kalmadan ve taşma olmadan tam olarak dizilebiliyor. Buna göre aşağıda verilen daire biçimindeki düz tabaklardan hangisi yeteri kadar kullanılıp yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde masa üzerine boşluk veya taşma olmaz diyor. Yani tam yerleşir diyor. O zaman ben önce şu masanın boyunu bulayım. Şu uzunluğunu bulmam lazım. Yarı çapını 8 vermiş. O zaman çapı 16'dır. Bunların hepsi 16 olacak. Yarı çapını 10 vermiş. O zaman çapı 20'dir. Bunların hepsi de 20 olacak. Bunlar tam yerleştirdiğine göre o zaman masanın uzunluğu 16'nın ve 20'nin ortak bir katı olması lazım. Çünkü aynı masa. O zaman 16 ile 20'nin ekokunu bulacağım. 2'ye böldüm 8, 10. 2'ye böldüm 4, 5. 2'ye böldüm 2, 5. 2'ye böldüm 1, 5. 5'e böldüm 1. Çarpacak olursam da bunların hepsine 2 kere 5, 10, 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 80 çıkar. Ama soru bana diyor ki 2 metre ile 2,5 metre, yani santimetreye çevirirsem 200 ile 250 arasındadır diyor. O zaman 80'in 200 ile 250 arasındaki katını alacağım. 80'in 200 ile 250 arasındaki katı 160 olmaz. 240 olur. O zaman masamın uzunluğu 240'tır. Bana diyor ki hangilerini yerleştirirsem 240 da taşma olur. Yani tam yerleşmez. Yani tam katı değildir diye soruyor. O zaman bakıyorum ben şıklara. 240 12'ye tam bölünür. Bu olur. 240 15'e tam bölünür. Bu da olur. 240 24'e tam bölünür. Bu da olur. Ama 240 36'ya tam bölünmez. Dolayısıyla ya taşma olur ya da eksik kalır. O zaman cevabım Denizli'dir derim. Bir diğer soruma bakıyorum. Dikdörtgen şeklindeki bir bahçe etrafına aşağıda verilen şartlarda ağaç dikilecektir. Ağaçlar eşit aralıklarla dikilecektir. Köşelere elma ağacı dikilecektir. Diğer ağaçlar da şeftali ağacı olacaktır. Bir ağacın fidan maliyeti ve işçilik maliyeti aşağıdaki tabloda verilmiştir. Fiyatlarını vermiş. Ağaç dikim bedeli 50 liraymış. Ağaç başına da 2 lira düşüyormuş. Buna göre diyor,
Bahçenin etrafına en az sayıda yukarıdaki şartlara uygun ağaç dikmek isterse kaç lira masraf etmiş olur diyor. Bulalım. Önce kaç ağaç dikecek bunu bulalım. Önce elmadan başlayalım. 4 tane köşe var. 4 tane köşe olduğu için o zaman 4 tane elma. Bu cepte kalsın. Şimdi şeftalilere bakacağım. Eşit aralıklarla dikecek diyor soruda. 70'i ve 84'ü eşit aralıklarla dikmesi lazım. İkisine de eşit aralıklarla dediği için bütünden parçaya gidiyorum. Yani EBOB'larını bulacağım. O zaman 70 ve 84'ün EBOB'unu bulurum. Bulayım. EBOB 70,84 eşittir. 14 çıkar. O zaman 14 metre aralıklarla bulacağım. 14 metre aralıklarla şeftali ağacı dikeceğim o zaman. 70'e 14 metre aralıklarla şeftali ağacı dikersem 5 tane çıkar. 5 bu tarafta, 5 de bu tarafta. O zaman 10 tane olur. 84'e 14 metre aralıklarla dikecek olursam 6 tanedir. 6 bu tarafta, 6 da bu tarafta 12 olur. Toplarsam 22'dir. Ama köşelere elma dikeceğim için bu elmaları çıkarmam gerekiyor. O zaman çıkaracağım. 22'den köşedeki 4 tane elmayı çıkarırsam 18 çıkar. O zaman 18 tane de şeftali dikerim. Şimdi geldi hesaplamaya. Elmalar 18 liraydı. 4 tane elma var. O zaman 18 ile 4'ü çarparım. 8 kere 4, 32 elde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 de elde 7, 72 lira. Ağaç başına 2 liraydı. 4 elma var. Her birine 2 lira dediği için bir 8 lira daha olması gerekir. O zaman toplarsam 80 lira yapar bu. Gelelim şeftaliye. 18 tane ağaç var. Her biri 15 lira. 18 ile 15'i çarpacak olursam 270 yapar. Bir de ayrıca ağaç başına 2 liraydı. 18 ağaç var. Her birine 2 lira dediği için 36 lira daha olur. Toplarsam 306 olur. Bir de ayrıyetten 50 lirada bedel var. Sabit dikim bedeli, ağaç dikim bedeli. Topluyorum. 306 lira şeftali, 80 lira elma ve son olarak da 50 lira bedel. Topluyorum. 6, 8, 5 daha 13 elde var. 1, 3, bir de elde 4. 436 yapar. Dolayısıyla cevabım da Bursa'dır. Bir sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıda evin bir bölümünün krokisi verilmiştir. Evin yatak odası ve salonu kare biçiminde eş fayanslarla hiç boşluk kalmadan fayanslar üst üste gelmeyecek şekilde tamamen kaplanacaktır. Buna göre salonun zeminini kaplamak için kenar uzunlukları santimetre cinsinden tam sayı olan en az kaç fayans kullanılmıştır diyor. Arkadaşlar önce şu verilmeyen uzunlukları bulalım. Santimetreye çevirelim. Burası 280 olur. Burası 100. O zaman buraya 180 kalır. Burası 220. Burası 100. Tamamı 720 idi. Buraya da 400 kalır. Arkadaşlar yatak odası ve salonu kare fayanslarla düşünmüşüm. Yani ikisinde de kullanacağım fayanslar birbirine eş kare fayanslar olması lazım. Bu ne demek? O zaman benim kare fayansım 180, 220, 400 ve 280'in ortak bir böleni olması lazım dördünün de. O zaman bu dört sayının da ortak bir bölenini buluyorum. Kalem değiştirelim. ve 280'in ortak bölenini bulacağım. Buluyorum. 2'ye böldüm. 90, 110, 200, 140. Tekrardan 2'ye böldüm. 45, 55, 170. Bakın buradaki sayılardan 45, 55 2'ye bölünmediği için tekrardan 2'ye bölerek uzatmama gerek yok. Bu sayılardan hepsi 5'e bölünürler. 5'e bölüyorum. Böldüm 9, 11, 20, 14. O zaman daha da ortak bölünen kalmadığı için EBOB'u buldum. Bu 4 sayının da EBOB'unu bulacak olursam 2 çarpı 2 çarpı 5'ten 20 çıkar. Yani bu 20 ne? Kare fayansın bir kenarı. Kare fayansın bir kenar uzunluğudur bu. Bana diyor ki
Salonun zeminini kaplamak için diyor. Salon burada, yani buraya kaplayacağım. E o zaman bulayım. Bu kenarı 400. 400'ü 20 santimetrelik kare fayanslarla kaplayacak, döşeyecek olursam önce 400'ü 20'ye bölerim. 400'ü 20'ye bölersem de 20 çıkar. 280'i 20'ye böleyim. 280'i 20'ye bölersem de 14 çıkar. Bana burada kapladığı alanı soruyor. İçindeki bölgeyi soruyor. İçindeki bölgeyi bulurken de bulduğum bu sayıları çarpıyordum. O zaman 20 ile 14'ü çarpacağım. 20 ile 14'ü çarparsam da 280 yapar. Dolayısıyla cevabım D şıkkıdır derim. Evet arkadaşlar, çarpanlar ve katlar konusuyla ilgili sorularımız bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.